All right, hi everybody. Thank you all for joining us today, especially the wonderful people from the Sabanci Foundation. Thank you so much for taking the time to join us on the third day of the Zero Project Conference. We are in the final stretches here, so thank you for coming on board and having this session with us. In this session today, we'll be talking about the ICT practices from Turkey for people with hearing impairments. And we'll have three speakers presenting ICT tools developed for people with hearing impairments. One of them is from the Association of People with Hearing Impairments of Turkey. The second one is from an organization of Talking Hands. And the third person will be from DEM Association that will focus on forming dialogue fields between different oppositions. So with that very quick introduction, I will hand over to Nevgul. Over to you, Nevgul. Thank you. Thank you. Thank you, Sue. And dear guests, welcome all to the session that is called ICT Practices from Turkey for People with Hearing Impairments. My name is Nevgul Bilsel Safkan. I'm the General Manager of Sabancı Foundation. For those who cannot see me, I'm a white woman with brown hair and hazel eyes. I'm wearing a red blouse and having hoop earrings. Today, I will be monitoring the session and will focus on the critical role of the digital platforms for people with hearing impairments. We will listen to three great examples from Turkey. It will be a multilingual session. We will be using English, Turkish, and Turkish Sign Language. So you can choose your language from the interpretation section below. If you have any difficulties, please write down on the chat box. Before starting the discussion, I would like to share a few words about Sabancı Foundation. We are one of the biggest family foundations in Turkey. Since 1974, we are contributing to social development in Turkey, especially in education, arts and culture, and social change. Through our scholarships, institutions, and the grant programs, we've been supporting women, youth, and people with disabilities so that they participate in all aspects of life. We are a big fan of Zero Project Conference. We've been joining the conference since 2013. Attending to the conference through the 8 years, of course, we have learned a lot. We built networks and kept our relations strong and dynamic. With what we gained here in Zero Project conferences, we also organized a similar one in Turkey, Istanbul. We invited so many innovative projects that we met here at Zero Project. We love this building bridges among projects, people from Turkey to Zero Project and from Zero Project to Turkey. So we are happy today to introduce you some great examples from Turkey. Especially with pandemic this year, we all experienced that the distant education is very critical. We all have our own experiences, of course, but I'm sure in common, will agree that online resources are very critical in today's world. On one hand, online resources facilitate the learning process by their easy use and the commonality. But on the other hand, this distant education period also deepened the inequalities. For example, in Turkey, we have children in rural areas who cannot participate to their lessons due to low internet connections or due to non-existing devices. Also, children with disabilities, they experienced some accessibility problems, such as sign language interpretations, or not adjustable font size in online platforms. Today, we will discuss with a positive approach by focusing on accessible ICT solutions specifically for education of people with hearing impairments.
According to the World Report on Disability, which was produced in 2011, people with disabilities face widespread barriers in participating in education due to lack of inclusive culture. More specifically, although sign language is part of the deaf culture and a need for education of the deaf, many schools in Turkey still expect students to lip read. This situation deeply affects people with hearing impairments in their education journeys. It can be seen in the statistics of the Council of Higher Education of Turkey as well. While it's clear that we need changes at the policy level, opportunities of ICT and digital models are useful tools for inclusion. But we should note that despite the development of information and communication technologies, people with disabilities have significantly lower rate of ICT use than people without disabilities. This is mainly due to unaffordability and accessibility issues. UNESCO defines access to information and knowledge for persons with disabilities as digital empowerment. UNESCO also underlines that equal access to information and knowledge, education, and the use of ICTs is vital for disability inclusive, sustainable development goals. We will soon listen to three innovative presenters. We will have their words, their stories, what they have achieved. My first speaker is Damla. I would like to make a summary introduction about Damla. She's the co-founder of DEM Association. DEM Association was established in year 2014 to create dialogue spaces for persons with and without hearing impairments. The association organizes Turkish sign language trainings, awareness activities with the participation of both hearing and deaf community. DEM Association owns a cafe called Dem Good Coffee, where everyone orders coffee by using Turkish Sign Language. Today, Ayşe will tell us about Dem Association and two projects which are called Good Sign and Bukalemun.co. Both projects are about digital platforms. We will listen about the details. Before I pass the word to Damla, I would like to mention proudly that DEM Association was selected as Turkey's change maker by Sabancı Foundation in 2017. So Damla, welcome. Now it's your turn for 15 minutes. We will be listening very carefully to what you will share with us. Thank you. Welcome. Thank you, Nevgül, for the introduction. And actually, you actually summarized what I was going to say at first. So my name is Damla, as you said, Ayşe Damla. And for the ones who are curious what I look like, I'm a white 31-year-old woman from Turkey. I have long hair, light brown long hair. And I'm one of the founders of DEM Association, and I'm coordinating whatever the association is doing for the past 7 years. So the association, as Nevgül said, was founded in 2014 and active in the field for the past 7 years. We are a very small association actually in size, but we are not a very small foundation in terms of the projects that we are doing. What we are doing is, first of all, I know Samet is here and Pelin is here. So I would like to clarify that actually DEM is not an association for deaf and hard of hearing, especially, but we are an association for communication,
and in order to solve the problems about miscommunication. So what we are doing is we create dialogue areas between traditionally defined opposites, which means the field that we are working at right now is hard of hearing and deaf and hearing. So we bring people together with different activities, and then we experience some problems when we organize those things. And then we say, okay, so we have this collective effort here to solve those problems in a very sustainable way. So this is what we are doing. And you said, we own the coffee shop called Demgut Coffee. At Demgut Coffee, people with hearing impairments and hearing work together, and actually customers ordered their coffee by sign language. And for 2 years, it was active for 2 years. And then we start to partner with different private sector companies to open the coffee shop. And actually Sabancı Foundation is one of them. In their events, we are always there with our coffee shop. So this is one of the actually dialogue platforms that we created for the past 7 years. The other one is most of the people doing this, we provide sign language courses, but we provide with deaf and hard of hearing instructors because we believe that it's more effective. So for the first 5 years of the foundation, we ordered sign language courses in class. And within those 5 years, we reached 500. We know it's not like, we know it's not a small number, but at the same time, we know we can do more than that. So we actually moved our sign language courses to a digital platform last year. It's been almost a year right now. But the thing is, we didn't expect any pandemic, you know, no one dreamed about it. No one expected this. And it was just a coincidence for us that we moved our sign language class platform to a digital platform. And it's a coincidence. It's a good coincidence for us, even though it's not good for the whole world and our health system. So I would like to talk about bukalemun.co, the website. Actually, it means, by the way, it's the Turkish word. So I believe I need to translate what it means. You know that there's this animal that changes color and it has a very long tongue. It's chameleon in English, and in Turkish, it's bukalemun. And we have a very colorful platform. We have a very colorful education system to teach sign. Therefore, our name is bukalemun, which means chameleon in English. But before that, I would like you to introduce you another platform, another digital platform that we have. So this is something that actually we experienced when we have been working with deaf and hard of hearing. Even though researchers show that deaf and hard of hearing individuals have very low rate of written Turkish, they're not very good at it. And which is normal because this is not their mother tongue most of the time. But the thing is, if we are trying to communicate while I'm learning sign language, written Turkish is another way to solve the miscommunication between the two societies. So we actually experienced this problem when we have the coffee shop, when we work with deaf and hard of hearing, and we partnered with a car manufacturer in Turkey. It's a company called Fiat. By the way, they partnered with us, and they have a reason for that. The reason was, and actually still is, this company has more than 200 deaf and hard of hearing employees. And they have a responsibility for that. And they experience the same miscommunication problem within the company. So actually, while they are solving the problem that we all experience, they also solve the problem within the company as well. So we partnered with them and we start to provide
in-class sessions to 10 of those employees. So during this creation of the platform, we get together with 10 deaf and hard of hearing employees of this car manufacturer. And we provided Turkish courses with the help of a translator and also with the help of a reporter and also an instructor who, and she is a very experienced teacher in the field of deaf and hard of hearing education, also specialized in Turkish. That's why we worked with her. So we provided courses for 8 months, but this was this structured class. We asked and we tried to see what's the problem, what they're looking at. And then we created this platform for all. With those 10 people we worked, and then we opened this digital platform to reach all deaf and hard of hearing who are having hard time in written Turkish. And now, hopefully I will be able to do it. I would like to show you the platform and how it looks like. Let me see. I beg your pardon for a minute and hopefully I will be able to open it. So here is the platform and I hope everyone is able to see it. So it's a white screen, white background. It has the alphabet on it. It's in a reddish color, I can say. And when you come into the platform, you need to choose a word that you're maybe curious about, or a word that you maybe love, or you're curious about the meaning or whatever. For example, I will go to the word letter P and I will choose the word pişirmek in Turkish, which is to cook in English. So, when you click on the word, there is a video, that opens up and it has four icons on it. The first one is blue and it means to show. So when someone clicks on this, they see someone who is cooking, actually what the cook means. And then when you click on the second icon, you can actually see someone saying the word. And then the third one is the sign. And this is the way that you say to cook in Turkish sign language, of course. And then you go to the most important part, which is the fourth icon, and it's yellow. And in this icon, we have a longer video. You will see it right now. It's muted because I would like to talk and you'll see what's going on the screen. So actually this is the Turkish session, Turkish class that is linked to this word, which means when you click on a word, you actually define the meaning for yourself as a user. Then you go to the Turkish class part and you see, you try to learn how you use that word in a sentence. And also, we give some clues about this word. Sometimes we link more than one topics to one word. So this is how it looks like. And in this video, we have, for the ones who cannot see the screen, on the left side, half of the screen, we have the translator because we know it's important. We have subtitles because we know most of the deaf and hard of hearing individuals are not very good at sign language as well, most of the time, because it's not integrated in our education system in Turkey. That's the reason. So maybe they can read and pick up the words in the subtitles. Then we have clues, some image clues on the right of the screen. So if they cannot understand the sign or the word, maybe they can have clues from the image. And then we have all the things explained on the right side of the screen. So this is the platform actually for deaf and hard of hearing to improve their Turkish written skills.
Right now in the platform, we have 350 education videos. Each is around like 4 to 5 minutes. And let me tell you the number. Last year, let me look at my notes because I didn't memorize the number of clicks. Yes, last year we have 34,660 users for the platform. This is number for 2020, and we'll see how it goes this year. And we still add new education videos to the system and in partnership with the car manufacturer called Fiat in Turkey. So this is one of the digital education platforms that we prepared and started to prepare 3 years ago, and it's live now. And we are planning to add 400 videos this year. So we will have more than 700 at the end of the year, hopefully. So it's a very active, and we add stuff. So it's live and vivid. So if you have any ideas, anything negative or positive, please tell me after this session. All my contact info is on the conference's website. You can reach me on LinkedIn or wherever, it doesn't matter. So please contact me. I'm open to everything. So this is the side that we are trying to improve the written Turkish skills. So this is something that actually targets deaf and hard of hearing. But this is a communication. So we have the other side, actually the hearing side. And we know we need to know Turkish sign language somehow. So how we are going to do it, as I said before, we provided in-class sessions and everything. But we, since we are only in Istanbul, Turkey, so we are in one city and we are very small, we have a very small team as an association, but we want to do more what we can do. So let's go digital. And for the sign language courses, we did the same thing, as I said before, with the platform Chameleon, Bukalemun in Turkish. So I would like to show you the other side of the story, other side of the dialogue story as well. So let me share the screen again. So this is our sign education platform. This is how it looks like. It's an example account, by the way. So for the ones who cannot see the screen, there's a three line layout. At the top, it's the sum of the users' activities within the website. For example, in the first line, they can see how many education videos they watched, how many words they learned, and how many tests. Actually, we have sign language tests in the system, and they can evaluate themselves. So we see the number of tests they actually finished here. And there is a second line. This is the video line. Right now we have, let's see, I'm sorry. So we have the videos. So if you would like to see the all videos, you need to click on the button. It says click see the all videos. We have different education videos. It's a very colorful background, by the way. Right now, each video has a different color, like in Chameleon. And each video has a different teaching, actually it has a different aim. So you do not learn words only, you learn how to construct a sentence in Turkish sign language. And after each video, there's a test so you can evaluate yourself. And after each four videos, you have a general test. It has more questions in it, so you can choose, you can choose to test yourself with the general tests as well. And as I said before, we had 500 students in class, only in Istanbul, of course, for the past 5 years. And this platform is only open for a year, not even a year. It's been only like 10 months right now. And we have, last week, for the last check, probably it's a little more than that right now, we have
1,125 students in the platform, learning sign through the platform, and from 66 different cities from Turkey. So when you go digital, it's you can be everywhere. You can, you are not only Istanbul, you're in everywhere. So it's an amazing thing for us. So I believe I'm done. Thank you, Nergis, for everything and listening to me. We can listen to you more and more. It's beautiful presentation. Thank you so much. With all these, you know, visual things we have seen, I'm sure you inspired a lot of attendees with your presentations. Maybe you can, at the end of the session, also give clues how they can reach you if they need, because you have done great work here. Amazing. I have already prepared some questions for you, but after listening into details, I have more to ask, but now I have the second speaker. So thank you. Thank you. Another great person I have already met, Pelin, several times. She's the creator of Talking Hands. Let me say a few words, sentences about Pelin, mathematics teacher. She created Talking Hands in 2016. With the Talking Hands, she supports the education of people with hearing impairment. She has created lots of online videos with the sign language interpretation, and also she organizes in-class training. In 2019, Talking Hands founded the Turkey's first Turkish Sign Language school, supported, it's a digital school actually, and this platform includes lots of mathematics course videos, quizzes, and also there's the facility to create the personalized evaluations for each student. Talking Hands was also selected as Turkey's change maker by Sabancı Foundation. It was year 2019. So Pelin, welcome. Now your 15 minutes will start. I'm also very excited to listen to you and what you have all achieved in a short period of time. Thank you. Herkese merhabalar. Çok teşekkür ederim Nevgül. Çok güzel tanımladın. Önce ben biraz kendimi anlatayım. 26 yaşındayım. Kahverengi gözlüyüm. Şu anda evimde beyaz bir duvarın önünde oturarak bu sunumu gerçekleştiriyorum. Saçlarım hafif sarı renkte. Kendimden kısaca böyle bahsetmiş olayım. Umarım başarabilmişimdir. Nevgül'ün de söylediği gibi Anlatan Eller isimli sosyal girişimin kurucusuyum ben de. İsmim Pelin. Matematikçiyim aslında. İşaret dilini çok severek öğrendim. Farklı öğrenmek istediğim bir dil vardı 2015-2016 senelerinde. İşaret diliyle tanışmak istedim. İşaret diliyle tanıştım ve daha sonra önemli olan şeyin sağır kültürü olduğunu fark ettim. Aslında kelimeleri öğrenmek evet gerçekten iletişim için önemli. Fakat sağır kültürünü de fark ettiğiniz zaman doğru iletişim tekniklerini kurabiliyordunuz. Ben matematik aşığı bir insanım. Sağır kültürünü de fark edince, ona da aşık olunca çok sevdiğim bu iki şeyi birleştirmek istedim. Çünkü sağırların maalesef Türkiye'de işaret diliyle eğitim alamadığını fark ettim. Özellikle matematik alanında çok ciddi sorunlar yaşanıyordu. Bir sınav var, engelli kamu personeli seçme sınavı. Devlet memuru olmak için yapılan bir sınav, engellilere özgü. Özellikle bu sınav içerisinde matematik alanında ciddi zorluklar yaşanıyordu. Ben de işaret diliyle matematik anlattığım videolar çekmeye başladım. Öncelikle YouTube kanalını kullandım bunun için. YouTube'dan videolar paylaştım. Daha sonra farklı işbirlikleriyle İstanbul'da sınıf içi eğitimleri yapmaya başladık. Derken biz ilk sınavımızı gerçekleştirdik. Nisan 2018 tarihinde ilk engelli KPSS sınavı yapılmış oldu.
Bu sınavdan sonra bizden eğitim alan öğrencilerle bir durum değerlendirmesi yaptık. Ve liseden mezun olmuş olan öğrencilerimiz bireysel başarılarını %56 arttırdı. Üniversiteden mezun olmuş olan öğrencilerimiz ise %45'lik bir başarı artışı sağladılar. Bu bizim için çok mutluluk vericiydi aslında. Çünkü bir başarı artışı var ortada. Fakat bazen etkiyi ölçmek sayısaldan da öteye gidebiliyor. Ve dolayısıyla biz öğrencilerle konuştuğumuz zaman işaret diliyle aldıkları bir matematik eğitiminin hayatlarında çok daha farklı ufuklar açtığını, kendi hayallerini keşfettiklerini, kendilerine olan özgüvenlerinin tekrar yerine geldiğini gördük eğitim konusu içerisinde. Dolayısıyla biz de daha farklı neler yapabiliriz, daha farklı nasıl kitlelere ulaşabiliriz derken Anlatan Eller Dijital Okulu'nu kurduk 3 Aralık 2019 tarihinde, Dünya Engelliler Günü'nde. Dünya Engelliler Günü'nde bu platformu açmamızın amacı da aslında bir farkındalık yaratmaktı. Çünkü herkes kutlama kelimesini kullanırken Engelliler Günü için bizler farkındalık yaratmayı hedefledik. Faydalı ve farklı bir şeyler yapabilmeyi. Şu an Anlatan Eller Dijital Okulu içerisinde işaret dili anlatımlı matematik ders videoları mevcut. Videolar içerisinde seslendirmeler de var. Normal şartlarda ilk başladığımız zaman sağır bireyler ücretsiz olarak bu platforma girip engelli kartını veya engelli raporunu sisteme yükleyebiliyorlardı. Daha sonra farklı engel gruplarından da biz talepler almaya başladık. Ve biraz böyle sürecin içerisindeyken 6-7 ay sonra durumu değiştirip sağır kısmını ayrıca belirtip veya diğer engel grubunu ayrıca belirtmeye başladık. O yüzden artık sadece sağırlara özel olmadı belki de. Süreç içerisinde böyle bir gelişme yaşamış olduk. Türkiye'nin 7 bölgesinde de şu an varız. Katılımcılarımızın %50'sinden fazlası, yarısından fazlasını kadınlar oluşturuyor. Bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağı, çok büyük bir mutluluk. Engelli KPSS'ye hazırlanıyoruz. Bu sene malum COVID yani korona dünyaca yaşadığımız bir süreç bizi de olumsuz etkiledi. Sınav tarihlerimiz ertelendi veya öne çekildi. Farklı problemler yaşandı. Dolayısıyla henüz bu seneki etkimizi daha ölçümleyemedik. Sınav çok yakın bir tarihte gerçekleşti. Anlatan Eller Dijital Okulu hakkında belki anlatabileceklerim bu kadardır. Sorular olursa Nevgül zaten destekler. Diğer tarafta biraz daha neler yaptığımızı aktarmak isterim. Matematik alanımız var. Evet, yani sağır bireylerin eşit eğitim alabilmesi için çalışıyoruz bizler. Fakat bunun yanında sağır kadınların istihdamını da desteklemeye yönelik çalışıyoruz. Bunun için de aslında DEM Derneği ile hemen kesiştiğimiz bir nokta olabilir burası. Türk İşaret Dili eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Bu Türk İşaret Dili eğitimlerini öğrenci grupları, kendi arkadaş gruplarını toplayarak bize başvurabiliyor veya özel kurumlar üzerinden çalışabiliyoruz. Buradaki asıl amacımız bu eğitimlerde sağır eğitmenlerin olması, özellikle sağır kadın eğitmenlerin olması. Bugüne kadar 4 sağır kadının eğitim bazlı istihdamını sağlamış olduk. Bu bizim için çok büyük bir mutluluk. Çünkü sağır kadınların kendi ekonomik özgürlüklerini kazanması gerekiyor. Bir yandan eğitimi desteklememiz gerekiyor, bir yandan istihdamı desteklememiz gerekiyor. Eğitim alanında yetişkinlerle çalışıyoruz, istihdam alanında çalışıyoruz. Fakat içeride baktığımız zaman çocuk alanında da bazı problemlerin var olduğunu gördük. Yani bu bir problem için yola çıkıyoruz çözmek için. Fakat bu çözüme ulaşırken arkada çok farklı problemler keşfedebiliyoruz. Bu problemleri de çözebilmek adına farklı alanlara dağılmamız gerekiyor. Ama yine o eğitim kısmından kopmadan. Bizim ana hedefimiz bu çünkü. Sağır çocuklar, koda çocuklar, yani kendisi veya ailesi sağır olup kendisi işiten çocuklar veya işiten çocuklar. Yani 3 farklı çocuk grubunu biz bir araya getirerek günübirlik etkinlikler düzenliyoruz. Adı da Çubuk Kreker'in Yolculuğu. Biraz farklı bir ismi var. Bu çocuk etkinliği üzerinde şöyle bir şey gerçekleştiriyoruz. Çocuklar bir araya gelerek kendi farklılıklarını fark ediyorlar. Kimisi işaret dili konuşuyor, kimisi ebeveyniyle işaret dili konuşurken bir anda kendisiyle Türkçe konuşuyor. Derken herkes bir şeyleri fark etmeye başlıyor. Bizler hiç ekip olarak işte bu arkadaşımız sağır veya bu arkadaşımız konuşuyor ama anne babası sağır gibi asla böyle şeyler söylemiyoruz. Çocukların kendilerini fark etmesi için alanlar yaratıyoruz.
Her etkinliğin farklı kazanımları var. Çocuklar farklı beceriler keşfediyorlar. Böyle bir günübirlik etkinlik serisi. 15 kişilik aktif bir gönüllü ekibimiz var. Her şeyi gönüllü ekibimizle beraber gerçekleştiriyoruz. Sanırım şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Thank you, Pelin. Thank you so much. I've seen some of those children that you mentioned. How lovely they are and how beautiful it is an idea to bring them together, because that's how you start to understand from early ages that we are all different. And the very starting button point is maybe the childhood. So maybe you didn't start from there, but capturing it has been great, because when you meet them, you can understand the children's way of approaching, way of becoming part of it is priceless. Thank you. And also about the employment part was very interesting. So we'll talk about all during the question and answers session. Let me introduce the third speaker now, Samet Demirtaş. He is a president of Association of People with Hearing Impairment of Turkey since 2016. The association works for equal participation of people with hearing impairment by distributing social aids, organizing awareness activities, and implementing projects. Today, Samet will share a very successful project, which is a replication of one of the impact transfer projects of Zero Project Conference. This project is conducted with the aim of supporting reading skills, language, and cognitive development of deaf children aged older than 4 years, with the partnership of Bosphorus University from Turkey and Galuda University. Galuda University was one of the Zero Project Impact Transfer alumni. Within the project, two bilingual children's stories in Turkish and Turkish Sign Language are created. One of them is Kelola, very well-known Turkish character. Stories are also translated into English and American Sign Language. So Samet, welcome. It's nice to see you again. Now your 15-minute slot starts. Please share with us your wonderful project. Çok çok teşekkür ederim. Ben Samet Demirtaş. 30'larımda, 33 yaşındayım. Kel ve gözlüklü birisiyim. Şu anda da bir gömlek var üzerimde, bej renginde. Ancak belki bazılarınız ekranda çevirmenimi, beni seslendiren Berraka görüyor. Kendisi de siyah bir tişört ve 40 yaşlarında bir çevirmenim. Benim sesim olacak bu sunum sürecinde. Türk işaret dili ve Türkçe okuma yazmanın gelişimi açısından çift dili bir eğitim hedefleyerek bu proje oluşturuldu. Biliyorsunuz ki dil edinimi çocukların doğal olarak edindikleri bir süreç ve bilişsel gelişimleriyle etkileşim gösteren bir süreç. Ve siz anne karnında, eğer işiten bir çocuksanız, anne karnında dili edinmeye başlıyorsunuz, dili işitmeye başlıyorsunuz ve doğal olarak ilerleyen bir süreç. Ve doğduktan sonra da her zaman bir girdiye, iletişim kanalına girdi hakkın şansınız söz konusu. Sağır çocuklar ise işiten ailelerin içinde doğdukları zaman bu girdiden mahrum kalabiliyorlar ve daha çok görsel kanallar üzerinden iletişimi sağlamak gerekiyor. Burada hem sağır ebeveynlerin çocukları işitme engelli olabilir ya da eğer bu süreç bu şekilde ise sağır ebeveynlerin, sağır çocukları direkt işaret diliyle işaret dilini öğreniyor ve iletişim kurmaya çok küçük yaştan başlıyorlar ve gelişimleri çok normal şekilde, normal gelişim süreci göstermekte. Fakat
İşiten ailenin sağır çocukları hem işaret diline çok geç ediniyor hem Türkçe'ye çok geç edinmeye başlıyorlar. Bu açıdan da bir dile erişim, eğitime erişim açısından engellerle karşılaşıyorlar. Bu nedenle de ciddi anlamda kopukluk, çünkü anne ve baba işaret dili bilmiyor, çocuk onları istemiyor ve bir şekilde bu erişim ve iletişime erişim %90'a kadar kopukluk göstermekte. Bu iletişimleri okul çağına gelene kadar çocuk hiçbir eğitim görmeden okul çağında başlıyor. Halbuki biliyorsunuz ki 0-3 yaş arası bilişsel ve dil edinimi için çok kritik yaşlar ve çok önemli çocuklar için. İşaret dili bilen sağır çocuklarla işiten çocukların yaşları belli yaşlar 7-8-9 yaşlarını araştırıldığında eşit düzeydeler aslında gelişimleri, bilişsel gelişimleri. O yüzden de bir zihinsel ya da bilişsel bir engel aslında yok, doğru bir eğitim ve dil girdisi sağlarsanız. Ama birçok ülkede, Türkiye'de de aynı durum söz konusu. Koklear implant ya da farklı cihazlarla tıbbi açılan çocukları işitmeye yönlendirmeye çalışıyorlar ve duyması ve konuşmasını hedefliyorlar. Ama bu her zaman çocuklar için araştırmalara baktığımızda her zaman bir başarı sağlamıyor. Başarı oranı çok düşük. Bu nedenle de hem koklear implant ya da cihaz kullanan çocukların çift dilli eğitim alması onların başarısı için çok daha önemli. Hem konuşulan dünyaya hem de sağır dünyaya eşit şekilde erişme şansı veriyorsunuz. Çift dilli eğitimler son 10 senedir çok önem kazandı ve hem yazı diline hem de kendi ana dili olan işaret dilinde gelişmesi için sağlanmaktadır. Gallaudet Üniversitesi'nde bu konuyla ilgilen Melissa Maksun ve arkadaşları görsel dil ve görsel öğrenme adı altında bir araştırma merkezi kurdular ve Amerikan işaret diliyle İngilizce arasında geçişler yaparak iki dilli okuma ve hikaye anlatım uygulamaları yapmaktadırlar ve orada çok büyük bir başarı olduğu görülmekte. Buradan geri dönüş aldıklarını çocuklardan çok başarılı oldukları tespit edilmiş. Biz de Türkiye'de dünya bu alanda ne yapabileceğimizi araştırdık ve dünyayı araştırdığımızda görsel eğitimin çok az olduğunu, Türkiye'de bununla ilgili materyallerin neredeyse hiç olmadığını fark edip Türkiye İşitme Engeller Derneği olarak ekibimiz hem Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bu alanda uzman olan akademisyenlerimiz Sumru hocamız ve Kadir hocamızla beraber kendileri dil bilimciler ve birlikte ortak bir işbirliği yaparak Sabancı Vakfı'nın hibesi altında Sabancı Vakfı'nın büyük destekleriyle Gallaudet Üniversitesi'nin projesine başvurduk. Ve Gallaudet Üniversitesi'nin ortaklığıyla partnerlerimizle beraber Türkiye ayağını, Türkiye'de böyle bir çalışmayı, materyal oluşturmak için çalıştık. Burada hedefimiz oluşturduğumuz uygulamanın hem işaret dilinde hem de yazı dilinde hikayelerin oluşturulması. İlk aşamada Gallaudet Üniversitesi'nin kendi bir hikayesini Türk işaret diline ve Türkçe'ye uyarladık. Bu uyarladığımız biraz dünyadaki kültürü benimsemesi ve oradaki karşılığını görmesi amaçlıydı. Fakat burada bu Gallaudet Üniversitesi'nin de ve dünyadaki birçok platformda paylaşılacak Türk dilinde ve Türk işaret dilinde paylaşılmasını sağladık. Çocuk Türkiye'de ise daha kültürüne, Türkiye'ye uygun bir kültür olması ve eğitimlerini geliştirmek hem ahlaki etik hem de sevgi belli soyut kavramlarında erişme bilmesi için
daha yakın hissetmeleri için kendini Keloğlan'la, Türkiye kültürüne ait Keloğlan'la ilgili bir hikaye, tamamen sıfırdan bir hikaye yazdık ve içerisinde Keloğlan'ın meraklı, zeki, çalışkan, yaratıcı ve cesur, yardımsever bir çocuk olması, içerisindeki gizli temalarda aile, çocuk sevgisi, doğa bilinci gibi ve İstanbul'u tanıtan bir hikaye oluşturduk. Bu hikaye TİT ve Türkçe olarak yayınlandı. Daha da yaygınlaşmak için Amerikan işaret diline çevrildi. Hem çocuklu, ayrıca da bazen işaret dili bilmeyen çocuklar da olduğu için, işitme engelli ya da sağır, onların da erişebilmesi için sesli anlatım eklendi hikayeye. Ve 200 kelimelik Türk işaret dili sözlüğü oluşturuldu içerisinde. Telefonda hem tablet, Android ve iOS uygulamalarıyla erişilebilir düzeyde uyarlandı ve herkese açık olması hedeflendi. Şu an size paylaşmak istiyorum, uygulamayı görmenizi isterim, nasıl bir çalışma yaptığımızı. Şu an ekranda Keloğlan başlığı altında 3 tane platform görüyorsunuz. Ve bu hikaye için izle mavi renkte, oku yeşil renkte ve kırmızı renkte öğren seçenekleri görünmekte. İzle grubuna girdiğinizde izle direkt baştan sona hikayeyi izliyorsunuz. İkinci kısımda okuya tıkladığınız zaman sayfa sayfa kitap, dijital kitabı takip edebiliyorsunuz. Ve öğren butonuna bastığınız zaman da tek tek kelimeleri seçerek kelimelerin ne anlama geldiğini öğreniyorsunuz. Şu an ekranda bir daha çocuklara yakın olması için renkli bir tişört, pembe bir tişörtlü çevirmen hikayenin ortasında. Arkada da hikaye anlatan bir çizim söz konusu. Çizimde Keloğlan görülmekte. Ve bir diğer sayfada yine İstanbul'un Boğaz Köprüsü, önünde Kız Kulesi ve bir gemi. Gemine de bir Keloğlan. Keloğlan'ın babası birlikteler ve o süreçte de hem altyazıda hikayenin yazımı, işaret dilinde anlatımı ve bazı kelimelerde yabancı olacağını düşündüğümüz kelimelerde kırmızı işaretli. O kırmızı renkli kelimelere işaret bastığınızda, tıkladığınızda o kelimenin sözcük anlamını görmektesiniz. Daha sonrasında kendisi de doğal olarak bu hikayeleri izledikçe doğal olarak dili farkında olmadan edinerek kendisi de anlatabilecektir. Üçüncü slayta baktığımızda yine bir siyah giyimli bir 30'larında çevirmen ve yanında da sayfanın yarısında da kelimeler görünmekte. Hikayede geçen kelimeler, sözcükler. İzledikten sonra buraya girerek kelimeleri açıp işaretini görebiliyorlar. Ve son dijital kitabımızın, en kitabımızın son sayfasında, slaytımızda da kendilerini ifade etmelerini, hikayeyi anlayıp anlamadıklarını değerlenmek ve kendilerine özgüven hissetmeleri, pratik yapmaları açısından küçük küçük kutucuklarda resimler var ve o küçük kutucuklardaki resimleri betimleyerek ve hikayeyle bağdaştırarak anlatmaları istenmekte. Yaklaşık şu an görünen slaytta 9 tane küçük hikayeyle bağlantılı resimler söz konusu. Hepsinde de Keloğlan'ın farklı bulunduğu noktalar var. Bir diğer slaytta soru cevap slaytı söz konusu. Soru cevapta ise yine 6 tane resim hikayeyle bağlantılı ve her resmin altında da A ve B şıkları bulunmakta. A ve B şıklarından örneğin Keloğlan'ın resmi ve altında A Keloğlan, B
baba görünmekte ve oradan da kim olduğunu sorarak A ve B şıkkından birini seçiyor. Üçüncü bir görüntüde ise Keloğlan bir büyük bir arazide, yeşil bir doğada uzanarak yatmakta. Burada ise aşağıda bir metin, hikayeyle bağlantılı bir metin var. Boşluklar var ve o boşlukları doldurması istenmekte çocuklardan. Evet. Thank you. Thank you, Berrak, and thank you, Samet. It's been very interesting to see the app, to feel it. Thank you so much. So I think we are having our last 10 minutes. I see one question for Pelin. Let me first raise that question. I have few ones on my list, but I would like to give the priority to the attendees' questions. That's why I would like to start with this question. It is, I would like to translate it. Pelin, are you giving courses other than mathematics? If not, are you planning? Şu an için evet, sadece matematik eğitimi var. Bu aslında şöyle bir süreçti. İlk başta YouTube ve sınıf içi eğitim yaparken oradaki matematik bir deneme başlangıcıydı. Ve daha sonra elde ettiğimiz başarıyla biraz daha fazla kitleye ulaşabilmek için bir dijital okul kurma amacımız vardı ve buna başladık. Bildiğimiz yolda yine denemeye devam ettik matematik alanında. Şu an engelli KPSS çift yıllarda yapılıyor. Bir sonraki 2022 senesinde olacak. O sene için hem Türkçe hem de matematik derslerini birlikte platformda görüyor olacağız. Mm-hmm. Thank you. Now my question to Damla. This Good Sign platform was very interesting because you had Fiat, an international company, as your partner in the project. Is the project unique for Turkey, or is it already one project already implemented in Fiat network, and you have translated it into Turkish and Turkish needs according to the Turkish needs? If not, do you think it can be vice versa, so that we are in an international conference now, and Fiat is everywhere, I think, very well-known brand. So what would you say to replicate it into other countries? Thank you for the question, Nevgül. So the first one, the answer to the first question is, no, it's only in Turkey, only in partnership with Fiat in Turkey. Mm-hmm. The idea was ours. So actually, as an association, we planned everything. And again, by coincidence, we start to work with Fiat. Mm-hmm. They had this sponsorship idea for a project, and they have the funding, and they were looking for a project, and we had something ready. So we actually came together, and it's benefiting both our aims and their aims, because as I mentioned before, they had this aim to do something about this miscommunication within the company as well. And they have 200 employees, deaf and hard of hearing, but mostly deaf and signers, I can say. So this is the answer for the first question. And the second one, it will be great, and we will be very glad if this is replicated. So yeah. This is the reason we are doing it. Now, you know, actually, in private sector, most of the time, people think that, oh, my idea, this is my idea, and someone had stolen it, so it's someone. No, this is civil sector, so please replicate it. And yeah, if you need us when you're replicating it, we are with you. So this is the message, so we can replicate it. But the thing is, we are actually, maybe Samet knows better, but we have no experience in other sign languages, and we have no experience in international sign language. So we can partner with someone in the world in terms of how it's planned.
But in terms of sign language and all the other local inputs that's needed in the designated country, we need more than one partner, I guess. So please replicate and contact us if you need it. Yeah, that will be great if anyone is interested and approaches to you. I think it will be the last question because I think we have the last 5 minutes, then everyone rushes into other sessions. So that's why I will raise the question to Samet. After the app is online, I'm sure many families and children have been into the app. What are the reactions? What do they say to you? Are they saying, what is the next story? So. Çok teşekkürler bu soru için. 60 binden fazla kişi erişim sağlamakta. Hem Almanya'dan, hem Türkiye'den, hem de Amerika'dan çok fazla erişim görülüyor ve Türkiye'deki çocuklar gerçekten de çok güzel geri dönüşler sağladı bize ve daha fazla film, hikaye ve videolar istemekteler. Ciddi anlamda hem aileleriyle beraber izleyebildikleri için hem anne baba da erişebiliyor, hem çocuk da erişebiliyor, hem de kendi dilinde bir hikaye görüyor hayatında ilk kez ve bu onu çok heyecanlandırmakta. Buradan da şunu fark ediyorlar. Ben okumak da istiyorum. Ayrıca onlara yazı dilinde de teşvik vermeye başlıyorsunuz. Hem yazı dilinde hem işaret dilinde erişim sağlamak ve kendini geliştirmek ve daha iyi anlamak istiyor masalları, hikayeleri. Bu açıdan da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım da yaygınlaşır ve benzer örneklerini görürüz. Yeah, I didn't know the last figures, so I'm very much excited about these thousands of reach that you have successfully on your platform. Congratulations. So I think if I don't see any other question, which I don't see, I think I can start closing. Yes, I can start closing the session. I'm very, very proud that we have these three great examples from Turkey to present in Zero Project Conference, which is one of the best conferences I have seen, really, with the coverage and with the projects and people contributing. I feel so happy that we have together contributed a lot. Thanks for your time and for your great explanations and share. Thank you so much. Thank you. Thank you. Mm-hmm.